Kanalın şifresini hatırladık ve bir video çekelim dedik. Bugünkü videomuz paten değil. Kocaman bir Monster T7 Tulpar. Ben bunu aldım. Yaklaşık 3 aydır da kullanıyorum. Hem kutu açılış videosu hem de bir tık laptopun ne durumda olduğu ve iyi mi kötü mü, alınır mı alınmaz mı videosu. Tam marka model söyleyecek olursak Tulpar T7 V20.2 17.3 inç diye geçiyor. Zannediyorsam şu anda stoklarında yok. Kutusu benim çok hoşuma gitti. Gayet iyi bir kutuya sahip. Şöyle kaldıralım. Burada bir tane koruma süngeri geliyor bize. Bu koruma süngerini de alalım. Dediğim gibi 3 aydır kullanıyorum. Cihazımızı şöyle alalım. Bayağı ağırlık konusunda 2,5 kilo bir ağırlığı mevcut. Kutu içeriğine gelecek olursak sağ tarafında şöyle açtığımız zaman kablosu, güç adaptörü. Sol tarafında açtığımız zaman garanti belgesi ve USB'lisi geliyor. Bu driver kurulumları için yapıyorsunuz. Şu da hard disk takmak isterseniz onun sürgüsü geliyor. Kutu içeriği bu kadar. Şöyle ayıralım. Başka da bir şey çıkmıyor ama kutudan bakalım şöyle. Yok. Kutusu böyle. Cihaza gelecek olursak cihazı ben bayağı bir inceleme videosu izledim. Yani kötü diyen de vardı, iyi diyen de vardı. Bir kumar oynadık ve aldık. Ama sıfır pişmanlık. Şöyle çıkartalım. Birincisi cihaz ısınmıyor. Neden? Çünkü şu alanlar çok açık ve hava sirkülasyonu çok iyi. Hani sadece işte önünde yanında yok. Alt tarafı komple açık. Şurada yan tarafı komple açık. Şu bölümleri gayet havayı dışa aktarıyor ve yanında var. Böyle elinize aldığınızda biraz ağır bir cihaz. Çünkü güncel sürümlü ve içerisinde 2060 var RTX. Şöyle bir kaldıralım. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak i7 10. nesil bir işlemci var. 2.6 GHz. Eğer turbo modunu alırsanız 5 GHz'e kadar çıkıyor. Nvidia'nın RTX 2060 6 GB DDR6 bir ekran kartı var. 16 GB RAM var. Normalinde 256 GB M.2 SSD ile geliyor. Biz bunu modifiye ettirdik ve 512'ye yükselttirdik. FreeDOS bir işlemci ile geliyor. Bir de yanında sırt çantası var, onu da gösteririm. Birincisi şöyle gösterince parlıyor mu? Biraz parlıyor ama yani ekran kasa oranı, yani şu ekranın şu yan panelleri çok ince ve bu da IPS ekrana çok güzel bir özellik katıyor. Şöyle tuşuna basalım. Touchpad'i, klavyesi, RGB bir klavyesi var. İstediğiniz gibi renklendirmesini yapabiliyorsunuz ve istediğiniz ayarları alabiliyorsunuz. Ben aşırı memnunum. Hiç öyle sağda solda yazanlarla hiçbir alakası yok bu laptopun. Şöyle bir şifresini görelim. Touchpad'ini de aktif edelim. Mouse kullandığım için genelde touchpad'i kapatıyorum. Oyun oynarken olsun ya da ne bileyim ufak tefek işte Adobe Premiere, After Effects kullananlar olsun. Gayet rahat montajını da yapar, işlemini de yapar. Hiçbir problemi yok. Bir tane menüsü var. Şöyle açalım. Ekranı görebiliyor musunuz? Kameraya bakalım. Evet. Şöyle yaparsam hatta tam siz de yukarıdan görürsünüz. Klavyeyi bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Aydınlatmalarını, hatta ışığı bir kapatalım. Çok fark etmedi ama isterseniz buradan tek rengi ayarlayabiliyorsunuz. Dilediğiniz renkte yanabiliyor. Şunu
geçiyor. İşte kırmızı derseniz kırmızı, biraz daha açığı, işte maviye derseniz veya çok renkli dönsün diyorsanız burada parlaklığını biraz daha açıp kısabiliyorsunuz. Mesela şu an kapalı, şu an daha da çok yanıyor. İşte renk değişim aralıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Daha hızlı dönsün, daha hızlı yansın veya güç ayarları var. Ofiste çalışıyorsanız, sessiz çalışma diyorsanız bu modda veya ben oyun oynuyorum diyorsanız performans modunu alıyor. Ultra yani turbo mod dediğiniz zaman da bütün kendi overclock yapıyor. Ha yetmedi makinem ısınıyor diyorsanız turbo fanı açtığınız zaman bu cihaz ısınmıyor. Sesini duyabilirsiniz. Veya bunları kontrol panelinden de yapmayıp şurada bir tuşu var. Buna bir kere bastığınız zaman gaming'e, bir kere daha bastığınız zaman ofise geçer. Bir kere daha bastığınız zaman turbo moda geçer. Sadece turbo fanı monster'ı kontrol merkezinden açıyorsunuz. Ben hiç ihtiyaç duymadım. Bastığınız zaman cihaz otomatik olarak deli gibi soğutmaya başlıyor. Oyun performansına gelecek olursak birkaç tane oyun denedim ve gayet iyi sonuçlar aldım. FPS olsun şey olsun. Şurada arkadaki logosunu şöyle görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Çok böyle ince bir ışıkla yanıyor. Ne rahatsız ediyor ne başka bir şey yapıyor. Klavye olayı bence gayet başarılı. Burada da gösteriyor. RTX teknolojisi i7 10. nesil işlemci. Ses sistemi de gayet güzel. O da hemen hemen Dolby değil ama yani Dolby'ye yakın bir ses sistemi var. Şöyle aşağı verdiğimiz zaman şuradan ve buralardan ses çıkışları mevcut. Bu da laptopun gayet iyi bir şekilde size sesi iletmesini sağlıyor. Şarjı ortalama 1 saat 45 dakika gidiyor ama full kullanımda. Yani hiç uyku modu olmadan sadece prizden çıkartıp full kullanımda 1 saat 45 dakika gidiyor. Bu kullandığınız programlara göre 2 saati de bulabiliyor ama ben 1 saat 45 dakikanın üzerini görmedim. Bu da bence yeterli. Yine kontrol merkezinden şöyle ekranı şöyle yaparsam işlemcinin hızını veya belleğin yüzde kaçını kullandığınızı veya ekran kartını şu anda ne derecede kullandığınızı görebiliyorsunuz. Tüm kontrolü size veriyor. Bunu kapatalım. Genel manada baktığınız zaman oyun oynamak için, video kaydı almak için veya standart çalışma ortamında iş yapmak için veya ofisinizde kullanmak istediğiniz zaman bence gayet yeterli bir laptop. Günümüz teknolojisini kullanıyor ve aynı zamanda ömür boyu garantili. Yani bakım garantili hani ömür boyu bu cihazı alıp götürüp işte macununu, temizliğini yaptırabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Bu konuda gayet iyi. Şöyle kapatalım. Sağ tarafında iki tane USB 3.0 var ve SD kart okuyucusu var. Sol tarafında bir tane USB 2.0, bir tane mikrofon girişi, bir tane de kulaklık girişi var ve Ethernet kablosu girişi var. Arka tarafında HDMI, mini HDMI, Type-C ve güç girişi mevcut. Bence gayet yeterli. Hani toplamda 3 tane USB, bir tane HDMI, 2 tane küçük HDMI ve şu olay. Yeni nesil Type-C giriş olması bence gayet güzel. Bu 11.005 yok. 10, tam 11.000 liraya geliyordu. 256 GB'lık haliyle geliyor. Biz bunu 512'ye çıkarttığımızda 11.500 liraya geldi. Ve günümüz piyasasında alınabilecek bence en iyi laptop. Çünkü diğerlerine baktığımız zaman RTX 2060'lı i7 10. nesil işlemcili ve M.2 SSD ile gelen bir laptoplar hiç o paralara yok. 20-22 lira, bin liralar gibi rakamlar var. Ben birkaç tane oyun oynadım. Yani daha çok aslında oyun için değil, iş için yapıyorum. Sırf denemek için oyun kurduğumda. Ekranın görüntüsü olsun, RTX teknolojisi olsun bunları bize gayet güzel bir şekilde iletiyor. Söyleyebileceğim şu, dün de hatta ben Monster'ın yorumlarında gördüm.
Yok şöyle kötü, böyle kötü. Yok ekranda o var, bu var, şu var falan. Bilmiyorum yani. Biz bunun bir modelini de aldık. Aynısının 32 GB RAM'lisini aldık. Hiçbir problemimiz yok. Hiçbir takılmaymış, donma, kasma veya ne bileyim kendini resetleme gibi olayları kesinlikle yok. Söyleyebileceğim tek şey yani nasıl diyeyim size, insanlar sadece konuşmak için ve markayı kötülemek için bir şeyler yazmışlar ama söyledikleriyle alakası yok. Ha, yazdıklarının bir kısmında haklı olabilirler mi? Evet olabilirler ama bunları bütün markalarda yaşıyorsunuz. Ama Monster'ın vermiş olduğu hizmeti de hiçbir marka vermiyor. Atıyorum ben bugün benim içeride Lenovo'da var. Lenovo'na bir şey olduğu zaman götürdüğümde 40 tane bahane uyduruluyor. Ama Monster'a ben götürdüğümdeki götürdüm. Direkt alıp ilgilenip sorunu çözüp size teslim ediyorlar. Hani sorunu size sorun yapmıyor. Neyse problemi çözüyor ve size geri veriyor laptopunuzu. Eğer garanti kapsamındaysa garanti kapsamında yapıyor. Değilse haklı olarak firma sizden bir ücret talep ediyor. Bazıları yazmış işte firmayı götüreceğimi şuraya götür daha ucuza yaptırırım demiş. O malınıza bakmanızla alakalı. Ben teknik servisi haricinde kimseye güvenmediğim için gidip teknik servisine yaptırırım. Veya kendim yapabiliyorsam kendim yaparım. Başkasına cihazı açtırmam. Şuralarda Monster yazısı var. İnce bir yeşil çizgiyle belirtmişler. İşte Caps Lock'u açtığınız zaman şurada ışığı yanıyor ve ekranda uyarısını veriyor. Numlock'u aynı şekilde açıp kapadığınız zaman ekranda uyarısını veriyor. Yani bana göre Fn tuşuyla ekranın parlaklığını ayarlayan yani klasik laptop kombinasyonunu görebiliyorsunuz. Touchpad'in hissiyatı bence çok güzel. Komple bütün noktasından değil de sadece şuradan aşağısına basabiliyorsun. Yani şuradan bastığınız zaman algılamıyor. Çünkü basmatiği burada. Kapatalım. Türk markası, Türkler yaptı ve bence gayet fiyatı, performansı mükemmel. Yani biz bunda 4 gün boyunca render alıyoruz. En fazla 68-69 dereceleri görüyor. Ben yorumlarda gördüm. Millet yazmış işte öyle ısınıyor, böyle ısınıyor, şöyle ısınıyor. Yani evet ısınabilir ama şöyle yani kullanmayı bilin. Yani bu bilgisayarın özelliklerini açmadan kullanıyorsanız ısınır. Haricinde biz bir ısınma görmedik ve ekstra bir soğutma da kullanmadık. Kendi kendine gayet yetebiliyor. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Kanala abone olup like atmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.